Herkese merhaba. Bugün Python derslerine başlamış olacağız. Temel manada bir öğrenme seviyesi olacakken hiç bilmeyenler için bir ders. Akabinde de diğer büyük segment olan derslere geçmiş olacağız ama öncelikle hiç bilmeyenleri hedef alan bir ders. Yani bu videoları izlerken kesinlikle teknik sorular sormayın. Video ile alakalı soru sorarsanız birlikte inceleme fırsatımız olur. Tabii ki yoğunluğumuza göre. Python neden öğrenmeliyim diye sorarsanız günümüzün en popüler dillerinden birisi. Veri analizi makine öğreniminde parlayan bir dil olarak ün kazanan bir dil. Python. Bunun akabinde bir sistem içerisinde dahil olmak istiyorsanız bu dile bir şekilde hakim olmanız lazım. Çünkü diğer dillere nazaran öğrenmesi daha kolay ve daha basit bir dil olarak öne çıkıyor. Yine C ve C++ dillerini de sizler için önerebilirim. Bunun akabinde neler söyleyebiliriz Python ile ilgili? Yani eksikliği var. Her ne kadar Python genel anlamda kaliteli uygulamaları yazmak için uygun olsa da bazı eksikleri ve yetemediği alanlar da var. Yüksek düzeyde bir programlama dili olduğu için sistem düzeyinde programlama için uygun değil. Ancak kategori içinde aygıt sürücüleri veya işletim sistemi çekirdeği yer almaz. Ayrıca platformlar arası bağımsız öneri dosyaları için çağrı yapan durumlarda da ideal değil. Windows, Mac ve Linux işletim sistemleri için bir uygulama geliştirebilirsiniz. Ancak oluşturulacak uygulama fazla görkemli uygulama olmaz. Bunu söylemek lazım. Yani C ve C++ dillerini de öğrenebilirsiniz. Başka neler söyleyebilirim diye aklıma gelenleri söyleyeceğim. Neler yapabilirsiniz? Basit düzeyde bir programlama yapabilirsiniz. Tabii ki bu sizin algoritmanıza ve hayal dünyanıza kalmış. Onu söylemekte fayda var. Yine CTF gibi bazı yarışmalarda hala Python'la alakalı sorular karşınıza çıkabiliyor. Programlama yapabilirsiniz. Çok hızlı bir düzeyde hızı iyi bence hız babında. Tabii bana göre başka neler söyleyebiliriz? Başka bir şey söylemeye gerek yok sanırım. Zaten eğer Python ile ilgili bu videoya denk geldiyseniz neden öğrenmeniz gerektiği bütün soruların aslında siz cevabını biliyorsunuz. Bu derste genel olarak neleri göreceğiz? Matematiksel işlemleri göreceğiz. Python ile ilgili. Şimdi giriş yaptık. Zaten ufak bir hemen işte çarpma, bölme gibi işlemleri kullanabilirsiniz. Onun akabinde başka neler yapabilirsiniz? Yine örnek veriyorum. Zaten matematiksel işlemleri biliyorsunuz. Onu söylemeye gerek yok. Hesap makinesinin yapmış olduğu birçok şey yapabilirsiniz. Eğer küsurat almak istemiyorsanız mesela bu şekilde yapabilirsiniz. Slash ile beraber başka ne yapabilirsiniz? Atama yapabilirsiniz. Mesela A dersiniz. A 3 olsun dersiniz. Artık A'ya bastığınız zaman A'yı 3 olarak anlayacaktır bilgisayarınız. Yani şu şekil
A çarpı 3 dediğimizde size sonucu verecektir. Ondan kaldığında yine son çıkanı toplayabilirsiniz. Mesela A artı diyelim kaçtı? 9'du. Bu şekilde 12'yi bulmuş olursunuz. Ne yaptı? 9 aldı. A ile 3'tü. 12 oldu. Yine bu şekilde görmeniz açısından yaptım bunu. Bu şekilde işlemler yapabilirsiniz. Yine farklı matematiksel işlemleri de var. Şimdilik bu video bu şekilde kalsın. Yüz dersimizde de yine yazmayla alakalı temel manada bazı kısa videolarımız olacak. Bu videoları kısa tutacağız. Hem sizin vaktinizi almak istemiyorum, hem de öğrenmeniz açısından kısa kısa videolarla beraber daha iyi ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü herkesin vaktinin olmadığının da farkındayım. Kısa videolar, kısa pratikler ve akılda kalıcı şeylerle beraber ilerleyeceğiz. Zaten tüm bu dersler bittikten sonra aşağı yukarı toplamında videolarımız belki de 4 saati bulacak. Tüm Python temel olarak 4 saati bulacak. Sonra bir üst segmentine geçeceğiz. Orada zaten farklı yazılımlara, farklı programlama mantığına ve daha işlevsel olarak zaten işlemiş olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sosyal mesafe kurallarına da uyun.